Sonra amirim çat kapı geldi. Kız ne yapacağını şaşırdı. Eli ayağına dolandı. Bir anda böyle utandı gitti. Tık yazıldım peşine gittim işte. Onu sakinleştirene kadar akla karayı seçtim lan. E niye hemen söylemedin kardeş bize? La oğlum ben hemen söyleyecektim de kız istemedi. Eda dedi ki söyleme dedi. İyi tamam dedi. Sonra kendi kendime düşündüm. Dedim ki zaten ben yıllarca bu anı bekliyorum. Size söylemeyeceğim de kime söyleyeceğim işte söyledim. De sizden önce de Cevdet'e söyledim. Vay kardeş. Eyvallah git. Tabii Cevdet senin kadim dostun ya git ilk önce Cevdet'e tabii. La gitsin Selim uyarın da söylesin diye söyledim la. He. Söyledin mi bari? He söylemiş. Kudurmuştur şimdi. Yalnız bu aramızda. Sana ne oluyor lan? He? Gülüyor ne oluyor oğlum? Ne oldu oğlum? Yonca görmüş eşek kimine sırtıyorsun anlatsana la. Ne oluyor lan? Kardeş ben de sizden bir şey saklıyordum ya. Vay biz de ne iyi arkadaşlarmışız la. Her gün birbirimizle görüşüyoruz. Herkes birbirinden bir şey saklıyor. Herkesin gizli dünyası var. Sana ne oldu? Söyle la. Söyle la sen de söyle. Benimki kadar etkili değildir de söyle ne oldu? Ya biz Sunay'la öpüştük kardeş. Ne? Hangi? Sunay Amir. He. Ne yaptın lan? Ne oğlum? Gerçi ilk önce o öptü beni ama yani. Ya bir öpüşme, nasıl öpüşme? French kiss mi yaptınız? Ha. French kiss. Nasıl oldu lan? Ya işte bu Amrem'in düğününden sonra hani eğlenme meleme kafası var ya eller havaya bilmem ne. Ondan sonra işte yürüyorduk biz. Böyle arabaya kadar bırakayım ben seni muhabbeti. Ondan sonra işte bir bana baksana. Öyle. Ondan sonra. Allah. Ana! Oğlum ben de o gün Eda'yla çıkmaya başladım. Vallahi mi lan? Vallahi ben o gün çıkmaya başladım Eda'yla. Sende bir değişiklik var mı yoksa eve gelip... Tövbe tövbe. Vallahi görüyor musun lan? Bak bir gün seninle takılmadık. İkimizin de kısmeti açıldı ha. Ne güzel işte oğlum. Birlikte takın. Belki ileride evlenirsiniz lan. Çok mantıklı. Vay be. Harbi öpüştün mü lan sen şimdi Sunay Amir'le? Zerri günlerdir heladan çıkmıyorum. Tamam oğlum uzatma konuyu. Ne sündürüyorsunuz da konuyu? Konuyu niye sündürüyorsunuz ki şimdi? Yok yok. Konuyu sündürmüyoruz. Ben daha el ele tutuşuyorum. Güzel bir ilişki.